YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Hidrolik arızası yaşayan Boeing 757 pistten çıktı, gövdesi ikiye bölündü. Airbus'la Qatar Airways gerilimi tüm hızıyla sürüyor. Airbus A350'lerden birinin daha sözleşmesini feshetti. Ruslar tarafından imha edilen Antonov An-225 ve Gostomel Havalimanı'nın son hali insansız hava aracıyla kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı. Efe uçak içinde olay çıkaran iki yolcuya havacılık tarihinin en büyük para cezasını kesti. Türk Hava Yolları ve iştiraki şirketleri sürdürülebilirlik faaliyetleriyle on binlerce ağacın kesilmesini, yüz binlerce metreküp suyun kirlenmesini nasıl önledi? Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> DHL Kargo adına Costa Rica'daki San Jose Juan Santa Maria Havalimanı'ndan Guatemala'ya gitmek üzere kalkış yapan Boeing 757'nin pilotları Kalkıştan birkaç dakika sonra 21.000 feet irtifada hidrolik sistem arızası yaşadıkları gerekçesiyle kuleye Mayday çağrısı yaptı, geri dönüş ve acil iniş izni talep etti. Önce 13.000 feet ve ardından 9.000 feet irtifada olmak üzere 25 dakika boyunca havada turlayarak yakıt tüketilen ve ağırlığı azaltılan uçak kalkıştan 44 dakika sonra acil iniş yaptı. Hidrolik arıza nedeniyle sınırlı yeteneklere sahip olan uçak piste teker koyduktan sonra yavaşlamaya çalıştı. Ancak görünüşe göre pilotlar uçağın kontrolünü kaybetti. Etti. Uçak taksi yoluna doğru kaydıktan sonra dik bir setten aşağı kaydı ve düştü. Bu esnada pek çok kamera kayıttaydı. Aldığı darbeyle kuyruk kısmı kırılan ve ikiye bölünen uçağa itfaiye araçları ve kurtarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kokpitte bulunan iki pilot sol ön kapıdan merdivenle tahliye edilirken bu talihsiz olayda ciddi bir yaralanma olmaması en büyük şans olarak nitelendirildi. 1999'da üretilen ve ilk uçuşunu Aralık 1999'da yapan Boeing 757, Tayvan'ın Far Eastern Air Transport isimli hava yolunda yolcu taşıdı. Eva Air filosunda da görev yapan uçak, 2010 yılında yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürüldü ve o günden bu yana DHL Aero Expresso adına uçuyor. Yaşanan olay sonrası kullanılamaz hale gelen uçak, 11 Şubat'ta da pilotlar tarafından çok yüksek hızda flapsız indirilmek zorunda kalınmıştı. O günkü mürettebat da yaklaşmaya başlamadan önce uçuş kontrol yüzeylerinde sorunlar olduğunu bildirmişti. Hizmete dönmeden önce 2 günden fazla yerde kalan uçak yaklaşık 2 ay sonra Kosta Rika'da kırıma uğradı ve kullanılamaz hale geldi. Avrupalı imalatçı Airbus Şubat ayında Qatar Airways'e 2 A350'nin teslimatını reddettikten sonra hafta içinde 3. A350'nin de sözleşmesini feshedip uçağı teslim etmeme kararı aldı. Bu hamle Avrupalı uçak üreticisi Airbus'la Qatar Airways arasında A350 uçaklarının kozmatik boya kusurları nedeniyle bir yılı aşkın süredir devam eden anlaşmazlığını biraz daha derinleştirdi. Qatar Airways'in yere indirdiği A350 sayısı bu sürede 23'e ulaştı ve havayolunun imalatçıdan talep ettiği tazminat tutarı 1 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Buna karşılık Airbus, Mart ayı sonlarında Katar'ın 2 A350 uçağını teslim almayı reddetmesi nedeniyle havayolundan 220 milyon dolar tazminat istiyor. Qatar Airways, A350'nin kozmatik boya kusurları ile ilgili Airbus'a birkaç şikayette bulunduktan sonra geçtiğimiz Aralık ayında resmi olarak yasal süreci başlatmıştı. Geçtiğimiz haftaysa ise Qatar Airways daha önce bildirilen sorunların yanı sıra A350 uçaklarındaki hasarın çok büyük olduğunu ve herhangi bir yıldırım çarpması durumunda yakıt tanklarının alev alma riskiyle karşı karşıya kalacağını iddia etti. Mahkemeye kanıt olarak sunulan belgelerde tuz veya hidrolik sıvılar gibi kirleticilerin rüzgar etkisiyle birleşerek boya katmanlarını aşıp derinlere nüfuz edeceği ve uçağın yıldırım koruma sistemine çok ciddi zarar verebileceği iddiası ortaya konuldu. Anlaşmazlığın başlangıcından bu yana Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı EASA ve Federal Havacılık İdaresi FAA yüzey sorunlarının uçak için herhangi bir uçuş emniyeti tehdidi oluşturmadığı görüşünde. Airbus da Katar'ın haklı olduğunu savunuyor. Ancak şikayetlerin ana nedeninin fazladan tazminat koparmak olduğunu söylüyor. Katar Hava Yolları ise Airbus ve EASA'nın henüz yüzey kusurları üzerinde kapsamlı bir analiz yapmadığını iddia ediyor. Ocak ayında Airbus Körfez Hava A350 uçaklarını kamuoyunu aldatıcı bir şekilde yere indirdiği iddiasıyla Katar'ın 50'den fazla A321 siparişini iptal etti. Ancak İngiliz yargıçlar uçak üreticisine bu kararın ertelenmesi talimatını verdi. Davanın seyrini takip etmeye ve gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Dünyanın en büyük kargo uçağı olan ikonik Antonov An-225, Rusların Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısındaki Gostomel Havalimanı'na yaptığı hava saldırıları sırasında imha edilmişti. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkentinden çekilmesinin ardından, Ukraynalı Bağımsız Film Derneği Babylon 13 tarafından insansız hava aracıyla kaydedilen görüntülerde Antonov An-225'in son görüntüsü ve havaalanında oluşan hasarın boyutu net olarak ortaya çıktı. İşgalin ilk günlerinde Rus saldırılarının hedefi haline gelen Gostomel Havalimanı'nın son durumu gerçekten içler acısı görünüyor. Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'a ait olan, şirketin geliştirip ürettiği uçaklar için test tesisi olarak hizmet veren Gostomel Havalimanı, aynı zamanda uluslararası bir kargo merkezi olarak kullanılıyordu. Havalimanında çekilen görseller, kulenin, diğer yer tesislerinin ve yerde bekleyen tüm uçakların büyük ölçüde tahrip olduğunu gösteriyor. Türünün tek örneği olan AN-225'in yanı sıra, imha edilen diğer uçaklar arasında An 225'ten sonra dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı olan An 124 Ruslanın 100 ve 150 serileri de bulunuyor. Ukrayna dilinde rüya anlamına gelen Mirya isimli dev kargo uçağı saldırıya uğradığı sırada Gostomel havalimanındaki Antonova ait hangarda rutin bakımdaydı. Saldırı başladığı anda uçağın motorları sökülmüş durumda olduğu için uçağı bulunduğu yerden başka bir yere hareket ettirmek mümkün değildi. Bu yüzden uçak gerekli istihbarata sahip olunmasına rağmen o gün havalanamadı. Ukraynalı yetkililer 4.1 milyar dolara mal olabilecek ve tamamlanması 5 yıl sürebilecek bir çabayla uçağı yeniden inşa etme sözü verdi. Gerekli masrafların Ukrayna havacılığına ve hava kargo sektörüne kasten zarar veren Rusya Federasyonu tarafından karşılanması için harekete geçildi. Rusya'nın imha ettiği küresel havacılığın sembolü olan Miria, havacılık tarihindeki en büyük ticari kargo uçağı olmasının yanı sıra tek parça halinde en büyük ve en ağır yükü taşıyan, maksimum yük taşıma kapasitesine sahip uçak gibi çok sayıda rekoru da elinde bulunduruyordu. An-225 1988'de piyasaya çıktığı zaman dünyadaki diğer tüm uçaklardan en az %50 daha büyüktü ve şu anda operasyonlarına devam eden uçaklar arasında en büyük kargo uçağı olmaya devam ediyor. Sovyet uzay programı için Buran uzay mekiğinin kendisi ve parçalarını taşımak için geliştirilen An-225 1988'den 1991'e kadar tamamen bu amaçla uçtu. Daha sonra Antonov hava yollarına devredilen uçak dünyanın dört bir yanına büyük kargoları taşımak için kullanılmaya başlandı. Afet yardım programları için malzeme tedariği konusunda da sıkça kullanıldı. İkinci an 225'in üretimi 1980'lerin sonunda başladı. Ancak hiçbir zaman tamamlanamadı. Havacılığın ikonik devi An 225'in fikirden ürüne tüm yaşam öyküsünü anlattığımız Boarding Info videomuzu mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Müzik ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, uçak içinde olay çıkaran asi ve kural tanımaz yolculara karşı sert tutumunu sürdürüyor. İki farklı yolcu, uçakta olay çıkardıkları gerekçesiyle hafta içinde havacılık tarihinin en büyük para cezasına çarptırıldı. 7 Temmuz 2021'de American Airlines'ın Dallas-Charlotte seferini yapan uçaktaki bir yolcu, başka bir yolcuyla tartışmaya başladı. Kavgaya müdahale eden kabin memurunu da iterek hafif şekilde yaraladığı iddia edilen yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı kelepçeyle etkisiz hale getirilmek istenen asi yolcu, mürettebat ve diğer yolculara fiziksel saldırılarına devam edip tükürdü. İnişin ardından havalimanında polislerin gözaltına aldığı asi yolcu 81.950 dolar para cezasına çarptırıldı. Bu rakam havacılık tarihinde bir yolcuya kesilen en büyük ceza olarak kayıtlara geçti. 16 Temmuz 2021'de ise Delta'nın Las Vegas Atlanta seferine yapan uçağındaki bir kişi de yanındaki kadın yolcuya sarılmaya ve onu öpmeye çalıştı. Kendisine müdahale eden başka bir yolcuyu da ısıran adam Kabin ekibi tarafından koltuğa bağlanarak durdurulabildi. Sorunlu yolcuya da FAA tarafından 77272 dolar para cezası kesildi. Bu da bugüne kadar verilen en büyük ikinci ceza olarak açıklandı. Uçuş mürettebatına veya uçaktaki herhangi bir kişiye müdahale eden veya fiziksel saldırıda bulunan yolcular yaptıkları her bir kural ihlali için 35.000 dolara kadar para ve hapiste dahil olmak üzere çok sert cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. 82 ve 77 bin dolarlık bu iki rekor ceza Efe'nin 2022'nin ilk 3 aylık süresinde kestiği yaklaşık 2 milyon dolarlık para cezalarının bir parçası oldu. Ceza kesilen yolcuların itiraz için 30 gün süresi bulunuyor. 128 ülkeyle dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları'nın geri dönüşüm ve çevreye duyarlı yatırımları açıklandı. Şirket 2021 yılındaki uçuş operasyonlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetleriyle 10 binlerce ağacın kesilmesini, 100 binlerce metreküp suyun kirlenmesini önledi. Hava kargodan ikram hizmetlerine, uçak bakım onarımdan, havalimanı yer hizmetlerine faaliyet gösterdiği her alanda çevre sorunlarıyla mücadele eden TH'ye, çevreci uçuşlar kapsamında 2 Şubat'ta düzenlediği İstanbul-Paris uçuşunda ilk kez sürdürülebilir havacılık yakıtı kullandı. Haftada bir gün Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında sürdürdüğü çevreci yakıt kullanımının artan frekanslarla farklı destinasyonlara yaygınlaştırılması da planlanıyor. Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de yenilenen tesisleriyle daha çevreci bir gelecek vaat ediyor. Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük uçak bakım tesisi olan İstanbul Havalimanı Hangarı, yağmur suyunu depolayarak kullanılabilir suya dönüştürüyor. Şebeke hattından su almak yerine yağmur suyu toplama sistemiyle biriktirilen ve arıtılan sular, tesisin kullanma ve proses suyu olarak her noktasında tüketiliyor. 2021'de tesisteki su kullanımının yaklaşık %54'ü yağmur suyundan karşılandı. 2021 yılı faaliyetlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde eden şirket, bu faaliyetlerden kaynaklı atık suları arıtarak 59 bin kişinin kullanım suyu miktarına eşit 1 milyon 474 bin litre suyun kirlenmesini önledi. Bunun yanında şirket 632 ton tehlikesiz atık geri dönüştürerek 6710 ağacın kesilmesini, 700 ton tehlikeli atığın geri kazanımıyla da 39.119 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti. Turkish Cargo da sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda uluslararası ticaretin kolaylaşmasını sağlayan projelere destek oluyor. Küresel Ticareti Kolaylaştırma İttifakı Derneği'nin projeler arasında yer alan Uganda projesine destek sağlayan Turkish Cargo, bu ülkenin ihracatının geliştirilmesi ve büyütülmesi için çaba harcıyor. Proje kapsamında Uganda personeline eğitim desteği verilerek operasyondaki tecrübeler paylaşılıyor, Uganda'daki hava kargo sektörünün dijitalleşme ve kapasite gelişimine katkıda bulunulması hedefleniyor. Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri şirketi TGS, İstanbul ve Anadolu'daki 9 havalimanında 309 elektrikli araçla her gün yaklaşık 38 bin kilometre yol yapıyor. Uçakları hareket ettiren pushback araçlarından bagaj taşıma traktörlerine kadar Farklı nitelikteki elektrikli araçlar TGS'nin çevreci operasyonlarına katkı sağlıyor. Tüm iş süreçlerinde sıfır atık hedefiyle çalışan TGS, 2021 yılında yalnızca İstanbul'daki havalimanlarında 2152 ton tehlikeli, 294 ton tehlikesiz atığın ayrıştırılmasını sağlayarak bu atıkların doğaya karışmasını engelledi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.